Alper Yıldırım YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Köklerden Düşler Esimina sergisini gezeceğim. Konak ilçesi, Varyant yolu güzergahı üzerinde bulunmakta olan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin ikinci katında 18 Ekim ve 18 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenmektedir. Instagram adresim Fatih ve Dekişik Ayaklar, TikTok Alper2935, videoyu beğenirseniz eğer beğen tuşuna basarak abone olursanız video başlık işleri değişir. Hadi sergi gezimize başlayalım. Sergi, şimdi sergi sahiplerinin kendilerinden dinleyeceğiz dostlar. Kitlemiz sizleri tanısın. Merhabalar, sergimize hoş geldiniz. İsmim Gülnur Çavuş. Aryakamal Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi Kültür ve Sanat Sorumlusuyum. Ayrıca uzun yıllardır Çin ve minyatür sanatıyla ilgileniyorum. Bu sergimizde de 4 bayan Çin'i sever, Çin'i uygulayan, Çin'i yapan arkadaşımla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir'de özellikle Batı Ege kıyılarında kazılarda çıkan eserleri, desenleri biz Çin sanatını uygulayarak Köklerden Düşler Esimina sergisini gerçekleştirdik. Burada Tunç Çağı'ndan Batı Roma Çağı'na kadar desenleri araştırarak çeşitli arkeoloji müzelerinden ve değerli hocalarımızla birlikte araştırmalarımızla bu sergiyi gerçekleştirdik. Umarım sergimizi gezer ve beğenirsiniz. Konak Arkeoloji Müzesi'nde şu anda. Daha sonra diğer arkeoloji müzelerine de gezdirmeyi düşünüyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, tekrar merhabalar. Biz özellikle Kökten Düşler Esimina sergisinde Batı Ege kıyılarında yer alan kazılarda çıkmış olan desenleri çalıştık. Ben de özellikle Çandarlı, Urla, Klozomanya ve Agora üzerine çalıştım. Örneğin Değirmen Agora'dan Değirmen Dağı'na uzanan Altın Yol henüz şu anda kazıları tamamlanmadı ama tamamlandığı zaman gerçekten İzmir tarihine önemli bir yer alacak bir eserlerden bir tanesi Altın Yol. Merhabalar, ben Melek İkiz. Çin sanatçısıyım. Yaklaşık 16 yıl kadar önce Eskişehir'de çok kıymetli bir Kütahyalı hocadan ders almaya başladım. Sonra farklı dersleri alarak da tesip gibi, kara kalem gibi Çin sanatımı geliştirmeye çalıştım. Bu sergide de arkadaşlarımızla birlikte İzmir ve çevresindeki ören yerlerinden çıkan buluntuları seramik altyapılı üstü Çin olan ürünleri uyguladık. Objelerimizi tamamıyla o zaman çıkan, yapılan ürünlerin bir reprodüksiyonları. Onların üstüne çalıştık özel olarak. Çalıştığımız desenlerde kilim deseni olarak bunu çalıştım. Aslında normalde bir videonun bu taban mozaiğiydi. Bu şekilde çalışmalarımız var. Olimpiyatları çalıştık. Urla Klozomenya'daki lahitlerin kapaklarının desenlerini çalıştık. Çok kıymetli zaman geçirdik bu sergiyi hazırlarken, çok değerli hocalarla birlikte. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi için de özellikle bir uğraş verdik. 6 ay gibi bir kısa sürede bir araya getirdik bu ürünleri. Biz çok keyif aldık, siz de keyif alırsınız inşallah gezerken. Merhaba, Şebnem Sunay ben. Çin sanatçısıyım. 10 yıldır aşağı yukarı Çin ile uğraşıyorum. İzmir'de Çin eğitimleri aldım. Yanı sıra özellikle arkeoloji, mitoloji ve sanat tarihine olan merakım için kendimi geliştirmek adına bu alanlarda da eğitime devam ediyorum. Çalışmamızda Köklerden Düşler Esimina çalışmamızda bölgemizdeki değerli eserleri sanat severlerin, arkeoloji severlerin dikkatine sunmak istedik. Bir anı defterimiz var. Bu anı defterinde sergimizi gezenlerin yazdıklarından şöyle ifade ettiklerini gördük ve çok hoşumuza gitti. Kitaplarda saklı kalmış, camekanlar içinde kalmış eserleri bize tekrar ışığa çıkartıp sunduğunuz için minnettarız gibi yazılar okuyoruz. Tam da yapmak istediğimiz buydu aslında. Ben serginin tüm konu içeriği içerisinde Çandarlı'dan Efes'e kadar Ali Ağa gibi bölgelerden çıkan eserleri yansıtmak isterken yanı sıra hikayeleştirdim de bölgeleri. Mesela Efes'in Musa'ları, Kleros antik kentinden bir hikaye, tanrıların eski tavla oyununu
anlattıkları, yaptıkları bir çalışma yaptım. Burada İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de bulunan Adak çubuğu. Bu çubuk Bayraklı Ören yerinden çıkartılmış. İçeride de aynısını görmenin heyecan vereceğini düşünüyorum. Biz hepimiz aynı şeyle, aynı düşünceyle yola çıktık aslında. Müzelerde gördükleri eserlerin, tarih severlerin, sanat severlerin bugünün diliyle nasıl anlatılacağını göstermek istedik ve bunun için de çok keyifli çalıştık, çok şey öğrendik. Tüm sanat severleri bekliyoruz. Merhaba, Ayşegül Yurdapur ben. Seramik ve çini sanatçısıyım. 23 yıldır seramikle uğraşıyorum. Asıl mesleğim seramikçilik aslında. Daha sonra 8 yıldır da çiniye geçtim. Bu değerli arkadaşlarımın da hepsi bana çininin armağanı. Bu sergiye hazırlanırken İzmir'in tarihinin iyice derinliklerine girdik. Girdikçe de büyülendik. Yeni yeni desenler, bazı desenlerin, mesela şuradaki Menderes deseninin Menderes'ten çıktığını, Menderes Nehri'nin akışını anlattığını öğrendik. Foçalı kızların o zaman çok yaşamlarıyla, kıyafetleriyle diğer kadınların çok öncü olduğunu öğrendik. Efes'in haylaz erosları, duvar resimleri, çeşitli mitler bizi bu sergiyi hazırlarken gerçekten çok büyüledi. Yapamadığımızda o kadar çok eser var, gözümüz bir yandan da arkada kaldı aslında. Sergimizi gezmeye gelen sanatseverleri çok güzel bir sergi beklediğine inanıyoruz. Biz çalışırken inanılmaz keyif aldık. Umuyoruz ki onlar da gezerken çok keyif alırlar. Video izleyicilere son bir sözünüz ne olur? Ege'den yolu geçmiş, değerine değer katmış, bize yol açmış tüm uygarlıklara minnet ve sevgiyle diyerek çalıştık. Herkesi bekliyoruz.